Evet sevgili arkadaşlar, sırada Osmanlı'nın ordu sistemi var. Önce bir slayta bakalım. Osmanlı ordusunun kara kısmını kapı kulları ve eyalet askerleri oluşturur. Okey miyiz? Bakın aslında derste şöyle öğrendik. Grafik çizer her hoca biliyorsunuz. Osmanlı ordusu ikiye ayrılır diye. Kara kuvvetleri, donanma. Kara kuvvetleri de kendi içerisinde bunlar ayrılıyor. Kapı kulu askerleri, eyalet askerleri diye. Gene tahtaya bakın, şeye bakınız, tahta diyorum. Slayta bakınız. Kapı kulu askerlerinin tamamı devşirmedir. Bunlar Türk olmayan unsurlardan, çocuk yaştan itibaren ele geçirilip, yetiştirilip asker yapılan kısmın adıdır. Kapı kulu askerleri devşirmedir. Ve kapı kulu askerleri merkez ordusudur. Sarayın ordusu, İstanbul'un ordusudur. Ayrıca kapı kulu askerleri maaşlı ordudur. Tıpkı hasta gibi, gulam gibi, okey miyiz? Kapı kulu askerlerinin 3 aydan 3 aya aldığı maaşa ulufe denir. Bunlara her padişah değişikliğinde bir de cülus verilen bahşiş dağıtılmıştır. Peki, sorabiliyorlar. Aşağıdakilerden hangisi kapı kullarındandır, değildir diye. Önce gene bir oraya bakıyorsunuz. Bakın, kapı kulu askerleri de devşirme ya bunların hepsi. Kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Piyadeler, yani yayalar ve süvariler diye. Okey miyiz arkadaşlar? Önce kapı kullarının piyade kısmı, yaya kısmını görelim hepsini. Beraber açıklayalım bunları, biliyorsunuz. Bilmiyormuş numarası yapmayın her şeyi. Acemi ocağı ya da Acemi oğlanları ocağı, ismakaret gibi. Acemi ocağı sadece Yeniçeri değil, şu tüm kapı kullarının ilk askerlik eğitimini aldıkları yer. Yani devşirmelerin ilk defa askeri eğitim aldığı yerin adı Acemi Ocağı'dır. Bizdeki Acemi Birliği gibi. Buradan sonra askerler usta birliklerine giderler. Kimisi Yeniçeri olur, kimisi Humbaracı, kimisi Tumbaracı. Evet. Kapı kullarının piyade kısmının ikincisi ise Yeniçeri askerleri. Yeniçeriler İstanbul'un emniyetinden sorumludurlar. Tamam mı arkadaşlar? Bunların başındaki amire ise Yeniçeri ağası denir. Humbaracılar ise patlayıcı madde üreten askeri teşkilattır. Tabii patlayıcı madde derken öyle kocaman top tüfek değil, el bombası gibi. Tamam mı? Mayın gibi. Böyle şeyler üretmişlerdir. Lağımcılar, en bildiğiniz bu zaten. Lağımcılar, savaş sırasında tünel kazan askerlere verilen isim. Bir kale alınacaktır mesela. Lağımcılar hemen tüneli kazarlar. O tünele bomba yerleştirilir. Bu. Fetih 1453'ü izlemişsinizdir. Orada İstanbul kimlerin sayesinde alınmıştı? Lağımcılar sayesinde alınmıştı. Tünel. Cebeciler, bak içinde gizli, cebeci cephaneci. Cebeciler silah ve mühimmat üretirler. Onların da bakımından sorumludur, olur mu arkadaşlar? Cephane üretir, cebeci. Hilal cebeci. Kampiş. Efendim, orada şimdi mahkemeye verecek. Efendim, topçular. Vermez, her şey öğrenciler için. Evet. Ama o da böyle üstten üstten çekip çekip koymasın Instagram'a. Evet, topçular top üretirler. Şimdi tam dilimizde Türkiye izleyecek şimdi kimler üretildi diye. Efendim, top arabacıları ise üretilen topları cepheye taşırlar. Buradan Fatih Üre'ye, Kuşum Aydın'a sevgiler olsun. Efendim, bostancılar ise bostan, bağ bostan deriz ya, bir bahçe mahçe, sarayı korurlar bostancılar. Bunların mesela kilosu illa 200 kilo yakın olurmuş. Boyları da böyle illa 2 metre 30 santimin altına düşmezmiş. Bodyguard bunlar. Tamam mı? Sarayı koruyorlar. Evet. Kapı kulu askerlerinin yani devşirmelerin ikinci kısmı ise süvariler, atlı askerler. Dıkıdık dıkıdık. Efendim, süvari kapı kulları ise sağ ve sol ulufeciler,
Sağ ve sol garipler ve sipahiler diye üç ayrılıyor. Sağ ve sol ulufecilerin diğer adı yeşil bayraklılardır. Peygamber Efendimizin getirdiği o İslamiyet'i simgeleyen sancağın rengi yeşildir. O yüzden yeşil bayraklılar denmiştir. Bunlar savaş zamanında İslam'ın simgesi olan bayrağı, sancağı korurlar. Okey miyiz? Sağ ve sol garipler ise, garip olduklarına bakmayınız, bunlar savaş zamanında gelirken giderken hazineyi korurlar. Ters orantı olsun. Sipahiler ise padişahın savaş sırasındaki otağını, çadırını korurlar. Oldu mu arkadaşlar? Bunlar da hepsi devşirmeme kapı kullanılır. Kara ordusunun ikinci kısmını ise eyalet askerleri oluşturuyor. Şimdi bana kalırsa bunlar daha çok çıkıyor. Oldu mu arkadaşlar? Eyalet askerlerinin ilki tımarlı sipahiler. Şimdi Selçuk'tan beri anlatıyorum ikta diyebiliyorsunuz. Tımarlı sipahiler maaş almayan askerlerdir. Bunlar kendilerine verilmiş olan, pay edilmiş olan topraklardan geçinen askerlerdir. Ve tımarlı sipahiler Osmanlı ordusunun da bel kemiğidir. Sayıları en kalabalık olan kısım tımarlı sipahilerdir. Her tımarlı sipahi de atlı askerdir. Hepsinin birer tane atı vardır. Tımarlı sipahilerin atlı askerine verilen isim Cebelü'dür. Yani tımarlı sipahinin diğer adı neymiş? Cebelü. Atlı tımarlı asker demek fevkalade önemli bir konudur. Evet. Eyalet askerlerinin bir diğeri ise akıncılar. Akıncılar sınır boylarında görev yapan askerlere verilen isimdir. Biz akıncılar sayesinde dillere destan bir savaş kazanmışızdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kazandığı Mohaç Meydan Muharebesini akıncılar sayesinde kazandık. Milli şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı'nın da meşhur bir şiiri vardır. Akıncılar, bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev bir ordu yendik şiirinde Yahya Kemal Beyatlı Mohaç Meydan Savaşı'nı anlatmıştır. Bu şiiri de sordular tarih öğretmenlerine. Hangi savaşı anlatır diye. Yani ÖSYM'nin şeyinde var bu soru. Cebinde. Ha, oralarında var. Evet. Azaplar ise, azap, azep, ezap diye de geçiş var. Azap işte azap. Bunlar arkadaşlar şimdi bekarlardan seçilirlermiş. Geride bırakacak kimsesi olmayan iri kıyım, yaralı bereli suratları olan tiplerdir azaplar. Azaplar beyaz kefenliler diye de bilinirler. Bunlar savaş zamanında düşmana ilk saldıranlardır. Bunlar genellikle gönüllü saldırırlar. Amaçları bunların şehit olmaktır. Azapları. Okey miyiz? Ne güzel bir sistem var değil mi? Değişik bir sistem daha doğrusu Osmanlı'da. İnsan tüyleri diken diken olun. Siz de oluyor musunuz? Deliler, çocuklar, delileri kendiniz gibi Allah aşkına zannetmeyiniz. Deliler cesaretlerinden dolayı deli denilmiştir bunlara. Deliler de azapların ardından düşmana tekme tokat giren Türklerdir, askerlerdir. Deliler savaş olmayan zamanlarda ellerini kuvvetlendirebilmek için mermer taşlara, suya çarpa çarpa ellerini nasır tuttururlar. Bunlar silahsız binasız savaşı dalarlar. Düşmana böyle bunlar bir çok atıp düşmanın beyin travmasından öbür tarafa gider. İşte Osmanlı tokatı oradan geliyor. Deneyecek olursak gel bakayım. Sakalar. Reklam olacak ama su markası var biliyorsunuz. Oradan malı götürürsünüz sorulursa. Sakalar da savaş zamanında cepheye su taşıyan kuşlar, askerler. Evet. Turnalar. Turnalar. Haber götürür, haber getirir değil mi? Kara seydaya tutanlar turnam selam söyle yâre derler mesela.
Evet, özellikle Alevi kültüründe turnalar büyük bir yekün tutar biliyorsunuz. Kıymetli bir kültürümüzden birisi. Turnalar da savaş zamanında asker arasında haberleşmeyi sağlarlar. Mektup getirirler, mektup götürürler. Evet. Boynuklar. Şimdi son üçü biraz acayip gelebilir size ama inanınız boynuklar 2014 lisans sınavının sorusuydu. Boynuklar, yani bunlar hep soru. Boynuklar da savaş zamanında geride bıraktığımız atlara bakan Bulgar reislermiş. Boynuk at bakıcısı yani. Okey miyiz? Peki. Cerehorlar ya da cerrehorlar. Bunlar da savaş zamanında ordumuz düşmana doğru giderken ordumuza yol açan, yol gösteren gayrimüslimlerdir. Bir şekilde kullanılmış oldu mu arkadaşlar cerehorlar? Mortolozlar. Kartoloz değil, mortoloz. Evet, mortolozlar ise savaş, hep savaş zamanında, ikide bu demeye gerek yok. Savaş, diyorum, savaş zamanında geçitleri koruyan gayrimüslimler. Hani ordumuz bir yerden geçecektir, tehlikeli bir yerden de birbirimize binmesinler diye gayrimüslimler görevlendirilmiştir. O geçitleri korurlar. Eğer bize sınavda geçitleri koruyan Müslümanlar derse onların da adı derbentçilerdir. Okey miyiz şimdi? Peki. Gavruna mortoloz, Müslümanına derbentçi deniliyor. Evet, Osmanlı Devleti'nin ordusunun ikinci kısmı ise donanma. ÖSN pek sevdi donanmadan soru sormayı. Bayılıyor son zamanlarda. Osmanlı donanmasının başındaki kişiye kaptanı Derya denir. En meşhur kaptanı Derya, Barbaros'u Zırahettin Paşa. Osmanlı donanmasında görev alan askerlere verilen isim ise Levent ya da Bahriyeli. Gemilerde talim var. Bahriyeli yarim var diyor değil mi adam? Evet, Osmanlı'nın ilk donanması Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Biz bu ilk donanmamızı Orhan Bey döneminde Karesi Oğulları Beyliği'nden devraldık. Peki, Osmanlı'da donanma yapım yerine ne isim veriliyor? Tersane. Bunlar önemli, her şey gibi. Osmanlı Devleti'nin ilk tersanesinin adı Orhan Bey döneminde yapılan Kara Mürsel sepetidir. Ama Kara Mürsel tersanesidir. İlk tersanemizin adı Orhan Bey'in yaptırdığı Kara Mürsel tersanesi. Ama derse sınavda bize Osmanlı'nın yaptırdığı ilk büyük tersane derse Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Gelibolu tersanesidir. İlk tersane Kara Mürsel sepeti tersanesi. İlk büyük tersane ise Gelibolu tersanesi. Yıldırım Beyazıt yaptı. Efendim canım. Levent donanmadaki askerin adı. Heh. Efendim, Osmanlı'nın en büyük tersanesinin ismi ise Haliç tersanesidir. Bunu da Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştır. Üç tersane, Karamürsel, Gelibolu, Haliç. Üçünü bilsek yeter oldu mu arkadaşlar? Bir de Fatih yaptı Haliç'i. Bir de bizim Osmanlı donanmamız biliyorsunuz bir takım yerlerde bazı sebeplerden dolayı yakılmıştır. Osmanlı donanması dört yerde yakılmıştır ve önemlidir. Ben söyleyeceğim. Efendim, ilk yakıldığımız yer İnebahtı'dır. İnebahtı'da 1571, ne yapacaksın yılını? İnebahtı'da Haçlılar tarafından yakıldık. Hatırlarsanız o esnada ikinci Selim Padişah, sadrazamı da Sokullu Mehmet Paşa. İnebahtı'da yakılmamızdan dolayı moralimiz bozulmasın diye Sokullu Mehmet Paşa orduya şunu söylüyor. Aman diyor, yakıldıysak yakıldık diyor. Biz diyor Kıbrıs'ı alarak diyor, o Haçların diyor şeyini kestik diyor. Kolunu kestik diyor. Onlar diyor İnebahtı'da ancak bizim sakalımızı kesti diyor. Kesilen kol bir daha yerine gelmez ama diyor, kesilen sakal
daha gür çıkar diyor Sokullu Mehmet Paşa. Lafa bak lafa. Ve emir veriyor Sokullu. İnebahtı'dan sonra 3 yıl içerisinde direkleri altın kapıma bir donanma inşa ettiriyor. Durum bu. Size küçük de bir sır vereyim. Bu İnebahtı Deniz Savaşı biz kaybettik arkadaşlar. Cap cap anlatıyorum ama biliyorsunuz. Bu İnebahtı'daki savaş esnasında dünyaca ünlü bir edebiyatçı da bize esir düşmüştür. İspanyol edebiyatçı Cervantes. Don Quixote'un eseri. Aman Don Quixote adlı eserin sahibi. Cervantes'i de esir aldık. Hatta o Cervantes bir kolunu da burada kaybetmiş. Evet. Belli ki iyi bir kol sakal muhabbeti dönmüş İnebahtı'da. Evet. Osmanlı'nın yakıldığı ikinci yer, donanmasının yakıldığı ikinci yer Çeşme. 1770. Okey miyiz? Çeşme'de de Ruslar yaktı bizi sevgili arkadaşlar. Üçüncü yakıldığımız yer ise Navarin. Hepsi Ege'de zaten. Navarin'de ise bizim donanmamızı Avrupalı devletler Yunanistan'a bağımsızlık verelim diye yaktılar. Bizi tehdit ettiler. Daha da kötüsü gelir diye. Navarin'de bizi üç devlet birleşip yaktı. Ruslar, Ruslara bak o Ruslara. Ruslar, Rus, Fransızlar ve İngilizler birleşip yaktılar bizi Navarin'de. Osmanlı donanması, aramızda yeni düzeldi şunlarla Ruslar. Osmanlı donanmasının en son yakıldığı yer ise Sinop'tur. 1854'te Kırım Savaşı sırasında Sinop'ta da bizi Ruslar yakmıştır. En çok kim yakmış? Ruslar. Hala yakıyorlar. Çeşme kaynıyor. Peki. Şimdi orduyla ilgili... Putin şimdi bana nasıl kızacak? Ekim'de de geliyormuş. Evet. Osmanlı... Ama kızarsa kız. Osmanlı ordusuyla ilgili ilkler. Buraya dikkat ediniz. Çekildim bak. Efendim, Osmanlı'nın ilk düzenli ordusunun adı Yaya ve Müsellem'dir. Bu orduyu Orhan Bey kurdu. Bilgi, önemli. Osmanlı Devleti'nde ilk defa Kapıkulu ordusunu kuran padişah ise 1. Murat'tır. O devşirme sistemi var ya, Kapıkulları'nı okuruyor ilk defa. Yeniçeri'yi falan. Bak şunlar da pek değerli bilgi. Osmanlı'da batı tarzında kurulan ilk kara ordumuzun adı ise Nizam-ı Cedid ordusudur. 3. Selim tarafından kurulmuştur Nizam-ı Cedid ordusu. Fransa'yı örnek alarak kurduk. İlk batı tarzındaki kara ordusu. Şurada iki tane kurum var. Bir dikkat edelim bakınız. Osmanlı'da batı tarzında açılan ilk askeri okullar. Şimdi buraya bakın bakalım. Osmanlı Devleti'nde Avrupa'yı örnek alarak, yani batı tarzında açtığımız ilk askeri okulun adı Hendesehane'dir. Hendesehane'yi 1. Mahmut açmıştır. Okey mi? 1. Mahmut. Lalelerinden sonraki padişah, 1. Mahmut. Hendesehane, Osmanlı'da açılan ilk kara mühendis hanesidir aynı zamanda. Okey miyiz? Peki. Evet, peşinden açılan okulumuzun adı askeri okul, 3. Mustafa'nın açmış olduğu mühendis haneyi Bahr-ı Hümayun'dur. Osmanlı'da, cümleyi baştan alıyorum yazın diye, batı tarzında açılan 2. askeri okulumuzun adı, yani 2. Yani noktada ikinci oluyor bu kadri. 3. Mustafa'nın açtığı mühendishaneyi Bahr-ı Hümayun. Bir deniz mühendishanesi. Anlaştık mı şimdi? Peki. Osmanlı Devleti'nde açılmış 3. askeri okulun adı ise 1. Abdülhamit döneminde açılan İstihkam Okulu'dur. İstihkam Okulu'ndan da lağımcı subayı yetiştirilmiştir. Hani ne olduğunu da söyleyeyim size. Ve İstihkam Okulu 1. Abdülhamit lağımcı subayı yetiştiriyor herif. Efendim, Osmanlı'da açılmış 4. askeri okulun adı ise Mühendishane-i Berr-i Hümayun'dur.
Bunu da üçüncü Selim açmıştır. Okey miyiz arkadaşlar? Bu da bir kara mühendis açmıştır. Evde ezberleyeceksin, dört tane zaten. Mühendishaneyi, Berri, Hümayun. Üçüncü Selim. Üçüncü Selim açtı. En baştan mı tekrar edeceksin bana şimdi? Hendesehane, birinci Mahmut. Kara mühendishanesi. Mühendishaneyi Bahri Hümayun, üçüncü Mustafa. Deniz mühendishanesi. İstihkam okulu, Lağımcı Subayı okulu, birinci Abdülhamit. Mühendishaneyi Berri Hümayun ise, üçüncü Selim. Başka bir kara mühendishanesi. Evet. Şu okulu da ısıtıp ısıtıp soruyorlar. Ay, okul diyorum, orduyu. Önemli. Biliyorsunuz 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı başaran Osmanlı padişahıdır. Biliyoruz değil mi hepimiz bunu? Evet. 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığı için o olaya vakayı hayriye denilmiştir. Hayırlı olay. İşte arkadaşlar şu en altta yazılı olan Asakir'i, Mansure'yi, Muhammediye neyi büyük yazmalıydım ama anlayınız. Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulmuş olan bir ordudur. Asakir'i, Mansure'yi, Muhammediye, 2. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurduğu bir ordu. Anlaştık mı? Aha size sorular işte. Evet. Allah Allah. Canım. Nereye yazamadın yavrum? Asakir'i, Mansure'yi, Muhammediye, Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulan ordunun adı. Aç parantez, 2. Mahmut. Evet. Efendim şimdi Osmanlı'da toprak sistemi. Hatırlayınız derslerden. Benim size sormuştunuz bana çıkar mı çıkmaz. Her şey çıkar yavrum. Bakınız. Şimdi değerli arkadaşlar. Osmanlı'da topraklar aslında ikiye ayrılır. Önce bir beni dinleyiniz tahtaya bakmadan. Mülk topraklar, miri topraklar diye. Burada sadece miriyi yazdım. Çünkü mülk topraklar şahıslara ait olan senin benim toprağıma verilen isimdir. Okey miyiz? Kolu bacağı da yoktur. Miri topraklar ise devlete ait hazine, kamu toprağıdır. Devlet bu toprakları kimine bir şey için verir, kimine de bir şey için verir, değerlendirir. Önemli olan da bu topraklardır. Devletin toprakları, anlaştık mı şimdi? Miri toprakların ilki tam 10 tane toprak var orada. Özür dilerim. Dirlik arazi, dirlik toprak. Dirliğin tanımı şu dirlik toprak. Dirlik toprak askere, komutana, memura, maaş yerine verilen toprağa denir. Tam da Selçuklulardaki iktidarın tanımı, farkında mısınız? Ha, dirlik arkadaşlar şimdi hemşehrin aldığı maaşla öğretmeninki bir değil, doğru mu? Kaymakamınkiyle de valininki bir değil. Dolayısıyla da dirlik topraklar da yaptıkları hizmete göre, makama, mevkiye göre bölümlere ayrılır. Dirlik topraklar kendi içerisinde üçe ayrılır. Has, zeamet, tımar. Has toprak en fazla gelir getiren toprak. Best of toprak, en iyi toprak. Muhtemelen kimin olacak? Hükümdara ait diyelim. Zeamet toprak ise orta düzeyde toprak, gelir getiren topraktır. Divan üyelerine falan verilir zeamet toprak. Tımar toprak ise en az gelir getiren topraktır, askere verilir. Okey miyiz? Hükümdara, divan üyelerine, askere, hasseame, tımar. Büyükten küçüğe, dirliği bölümü. Bir başka toprak çeşidi ise mukataa toprak. Size pratik bilgi veriyorum, size olta atışı bilgiler veriyorum. Bunlar önemli. Soruda soracağım yalnız. Mukataa toprak gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine aktarılan topraklardır. Devlet gidiyor bir yerden vergiyi peşin topluyor, hiçbir yere dağıtmadan hazineye, kasaya getiriyor. O topraklara mukata toprak diyoruz. Sizce mukata topraklar hangi eyaletlerin? Salyaneli eyaletlerin toprağıdır. İltizam usulünün toprağıdır. Ne güzel bak, malı götürdün, aferin sana.
Bölüm ne? Radyoloji. Ne? Radyoloji. Atandım. Evet. Evet. Bir başka toprak çeşidi ise yurtluk toprak. Yurtluk sınır boylarında görev yapanlara verilen topraktır. Yurtluk sınır boyları. Ocaklık toprak ise hem kale hem de tersane giderlerine verilen topraktır. Kale, tersane, ocaklık. Unutmayız, böyle soruluyor zaten. Efendim, biz paşpaklığı sormuş teneffüste bana. Kim bir bakayım el kaldırırsa. Al sana paşpak. Paşpaklık toprak ise yaşmaktan falan kalsın aklım benim. Yaşmaktan falan kalsın aklımızda. Sarayın padişah akrabası olan kadınlarına verilen topraktır. Annesine olabilir, kız kardeşlerine olabilir, eşine olabilir. Oldu mu arkadaşlar? Yani bir nevi saray kadınlarına verilen toprak. Kadın toprağı, yaşmaklık, paşmaklık toprak. Bir başka toprak ise arpalık toprak. Maşallah, nefes toprağı varmış gördüğünüz gibi. Arpalık ise arkadaşlar şimdi... Efendim... Ne diyorsun kendi kendine? Yüksek sesle konuş. Kim? Bahşiş. Bahşiş. Bir nevi sayılır. Bir de bu kaba bir tabir. Efendim, şöyledir daha düzgününü. Arpalık toprak devletin memuruna ikramiye olarak arada sırada dağıttığı topraktır. Daha her yüz düzgün farkındaysanız. Memur da zamanla bu bahşişi almadan düzgün iş yapmamıştır. Ve bize de bir laf gelmiştir. Arpası az geldi zar. Bakar mıyız? Arpayı yemeden kişnemez. Atandığınızda anlayacaksınız. İndire Gandhi. Evet. Efendim. Malikane toprak. Şimdi Malikane isminde bir cafcaf var mı? Var. Uf benim oturdum yine. Malikane. Malikane toprak. Üstün hizmet gösterenlere verilen topraktır. Bak bak, kelimeden yakala diye söylüyorum. Oldu mu arkadaşlar? Üstün hizmet toprağı. Efendim, metruk toprak. Şimdi genelde bunu kitaplarımız şöyle yazar, metruğu. Terk edilmiş toprak der. Biz de ondan ne anlarız? Issız buzakçık, bir daha ne köşeye çeksen başıma bir iş gelecek olan yer diye anlarız. Oysa öyle değildir. Metruk, halkın faydasına, halkın ortak kullanımına terk edilmiş topraktır. Hani piknik yeri gibi, mezarlık gibi gideceğimiz. Başka ortak yer söyle. Ne bileyim ben ha? Haç, otlak, yaylak gibi yerlere metruk toprak diyoruz. Anladık değil mi şimdi? Mevat, mefta ile aynı kökten geliyordu be bismillah. Mevat toprak, ölü toprak. Üzerinde hiçbir şeyin yetişmediği, çanuz, kırak, bataklık, çöllük topraklara da mevat, mefta, böyle toprak diyoruz. Vakıf toprağı da siz bilin artık. Vakıf toprak, hayır hasenat işlerine verilen toprak. Evet, şimdi uzatırsınız 10 saat. Gene kültür uygarlığı devam ediyoruz. Sırada ise Osmanlı'nın bankaları var sevgili arkadaşlar. Allah Allah'lık bir konu. Arkadaşlar, Osmanlı devletinde açılmış 4 tane banka var, 5.'si de yok. Okey miyiz? 4. İlk açılan Osmanlı Bankası'nın adı Bank-ı Dersaadet'tir. Bu banka ilk Osmanlı Bankası'dır. Fakat banka yabancı menşeli bir bankadır, oldu mu? Yani ilk Osmanlı Bankası'dır fakat ilk Türk Bankası değildir. İngiliz işletmeli, Fransız sermayeli, Yahudi sermayeli bir banka. Bank-ı Dersaadet. Bu banka Abdülmecid döneminde açılmıştır. 1847'de. Osmanlı bu banka mesela bu Bank-ı Dersaadet Kırım Savaşı sırasında batıyor. Okey miyiz? 1854'te. Bu batınca da yerine mecburen başka bir banka kuruyorlar. Osmanlı'nın ikinci bankasının adı ise Bank-ı Osmani Şahane'dir. Diğer ismi bak cafcaf. Diğer adıyla Osmanlı Bankası. Bu banka ise merkezi bile Londra'da olan bir Osmanlı Bankası'dır. Hiçbir şekilde bizimle alakalı, adı böyledir. Doğrudan İngiliz Bankası'dır.
Merkezi de Londra'dadır bu Osmanlı Bankası'nın. Hani adını aldanıp da hemen